Herkese San Francisco'dan merhaba. Amerika Özel bölümümüze devam ediyoruz. Yanımızda da Ferhat var. Ferhat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci ee, kez. İkinci kez. Evet. Gerçekten SwipeLine Podcast'te ikinci kez gelen ikinci insansın. Birincisi de Raşit <laughs> O süper. <laughs> Aynen öyle. Başlamadan önce de tabii ki bu Amerika Özel serisinin olmasını sağlayan sponsorlarımız var. Ee, destekçilerimiz var. Birincisi Otelze. Şu ana kadar benim kullandığım en rahat... Ee, ...ve en finansla entegre otel pazar yeri... ...mutlaka kullanın diyorum... Ee, ...her satın alım yaptığınızda da orada küçük bir para puan birikiyor... ...ve akabinde ikinci, üçüncü ve diğer satın alımlarınızda indirim olarak yansıyor... ...ben buna bayağı tav oldum açık olmak gerekirse... ...ikincisi sponsor değil fakat Türk şehirler Türk Hava Yolları... ...süper destekçiler, yaptığımız işe çok saygı duydular... Harika bir deneyimdi gelmek. O yüzden sadece teşekkür etmek istedim Karacğım. Evet ikinci kez. Ben hatırlıyorum. Galiba bir buçuk sene önce benim odamdan bağlanmıştım. O evet. Zaman belki bir biraz senedir. daha fazladır biliyor musun? Olabilir. Belki iki sene olmuş. Ben iki sene çünkü pandeminin bayağı ortasında. Evet. İki evet. bin olduğunu düşünürsek bence de hatta iki sene olmuştur. Türkiye'de odamdan. En, o zaman soru çok güzel abi. <laughs> evet. Neler işte o zamandan bu ya? Ya galiba en büyük değişiklik benim buraya gelişim. Aynen ee, evet. Türkiye'deydim o dönemde ee, ve. Buraya zaten bir hayaldi başlarken de global bir şey çizmek istiyorduk. Buraya geldik. Yaklaşık bir buçuk senedir buradayız. Ekip global. Artık tamamen fokusumuz Amerika pazarı. Hı hı. Başlarken hikaye biraz şeydi. Ya pazar yerimi yapsak, Şarj ünitesiyle insanları bir araya getirelim. Bugün hikaye artık çok başka. Bir finansal teknoloji şirketi evet. ve dünyada ilk kez e, yaptığı şeyler var. Aslında onu e, burada inşa etmek de büyük bir şey fırsat benim için de. Eskiden neydi, şimdi ne ve nasıl devam ediyor? Çok sorun var sana o yüzden hızlı gidelim. Süper. Türkiye'de biz başlarken şarj ünitesiyle insanları bir araya getiriyorduk. Ana modelimiz bir sürü şarj ünitesi var. Markalar geliyor. Türkiye'de yeni şeyler var biz acaba bu atıl olan şarj ünitelerini elektrikli araç kullanıcılarıyla nasıl bir araya getirebiliriz onun üzerine gidiyorduk. Hı hı. Burada yaptığımız en büyük şey marketplace modeliydi aslında ve onu ilk kez Türkiye'de yaptıktan sonra Amerika'ya kopyalamaya başlamıştık. Yani amacımız Amerika'da da test etmek ve bir şeyler denemekti. Ve sadece fokusumuz bireysel kullanıcılardı. Hı hı. Fakat fark ettik böyle bir 6-7 ay sonra Bizim ürünümüzü kullanan insanların birçoğu aslında filolardan geliyor ve bu bizim ha. için bir iş, iyi bir işaretti. Acaba farklı bir şey yapabilir miyiz? Ve çok büyük bir volüm oluşturmaya başlamıştık. Çünkü biz şarj ünitesi deneyimini uçtan uca bir araya getiriyorduk. Yani kullanıcılar şarj ederken Starbucks'tan kahve alıp loyalty programıyla bu kahveyi bedavaya içebiliyorlardı. Hmm. Çünkü uçtan uca bir deneyim vardı. Sustainability büyük bir hattı. Markalar içeriye reklam veriyordu. Karşılıklı ilişkiler yaratıyorduk. Daha sonra Visa ile yolumuz kesişti. Visa ile beraber aslında Türk Amerika'daki enerji ekosistemini ve fuel card industry'sini tanımaya başladık. Ve Visa bize işte bir industry var. Fuel card bunun adı. Sadece ana amacı filoların kendi deneyimlerini daha iyi hale getirmek gas station'larda. Biz bunu elektrikli arabalara nasıl yönetebiliriz? Çok fazla volüm oluşturduk. 3 ayda 140 bin dolarlık volüm çeviriyorduk biz. Aa. Daha sonra Visa dedi ki bunu bir kart yapalım. Dünyada ilk kez elektrikler bak kullanıcılarına göre. Bizim de çok mantığımıza yattı aslında. Çünkü hem loyalty vardı hem bir şekilde transaction vardı içeride. Ve dünyada ilk kez elektrikler bak kullanıcılarına e, bir debit kart yarattık. Dünyada ilk? Evet dünyada bak, ilk kez. Bak bu çok garip bir şey. Aynen. Ve ilk kez Amerika'da başladık buna. Fokusumuzu <laughs> tamamen Amerika'ya çektik. Yani Bizim belki de en büyük öğrendiğimiz şey oydu yani. Belki Türkiye'deki birçok girişimcinin yaptığı aynı anda birçok şey yapmak. Hı hı. Bizim öğreti, bizim bu süreçte öğrendiğimiz en büyük şey sadece Amerika'ya fokuslanalım. Hı hı. Tek bir iş yapalım. Kullanıcılar bu kartı alsınlar. Uçtan uca bütün o şarj deneyimini bu kartla yapsınlar. Hı hı. Ve içeride bir volüm oluşturalım. O sırada yine bizim Product Champion dediğimiz... ...product'ı en çok kullanan user'ların filolardan geldiğini biliyorduk. Bu sefer acaba B2B bir şey geçebilir miyiz? Filolar evet. için bunu sunabilir miyiz diye. Bugün EV kullanıcıları ve fil fil filolar için... Dünyada ilk kez elektrikli araba kullanıcılarını özel bir financial teknoloji yarattık. Kullanıcılar şarj edebiliyorlar, sigortalarını ödeyebiliyorlar, bütün auto-related expense'leri takip edebiliyorlar. Filo müdürleri de bu bütün expense'leri tek bir dashboard'tan kontrol ediyorlar. Hı hı. Şu an Amerika'daki şarj ünitelerinin %60'ını cover ediyoruz. Son 3 ayda 750 bin dolar volüm oluşturduk. Maşallah. Haftalık %40 büyümeyle aslında bir şey böyle... Değişim oldu. Tabii yatırım aldık o evet. süreçte. Ee, i̇yi bir yatırım turu kapattık. Y Combinator var. Evet. İçeride Y Combinator var, Ford var, Porsche var, Teknexus var. Yeni bir yatırım turu daha kapatıyoruz. Hadi bakalım. Ee, bir Birkaç hafta içerisinde. Ee, güzel bir deneyim oldu bu iki sene. Her şeyden önce süper özetledin. Dostlar. Herif Amerika'da yaşıyor. İngilizce konuşacak arada. Lütfen iyi davranın Ferhat'a. Ama sen yine de Türkçe kullanmaya özen gösterse Gelmeden <laughs> önce ortamla konuştuğum ilk şey dedi. Lütfen İngilizce terminoloji kullanmayayım. Bunu deneyeceğim. Abi yapacak bir şey yok. Bu normal evet. bu arada. Yani Tür Türkiye'de olsak da bence olması gereken şey ama rahatsız olan arkadaşlar var diye ben söylemek istedim. Buraya gelirken ki hedef, amaç ve istek neydi? Yani ne oluyor da Hadi biz artık gidelim oluyor. Bizim için market çok önemliydi. Çünkü Türkiye'de başlarken elektrikli araba çok fancy geliyordu ama çok fazla yoktu. Yani gerçekten 3-4 bin araç ve sadece belirli şarj ünitesi markaları ve bunlar da büyük enerji şirketleriydi. Amerika'ya biz iki sene önce zaten o korona döneminde de gelmiştik ve biz gerçekten elektrikli arabaların burada yaygın olduğunu sadece Tesla değil birçok markanın biliyorduk. Ben San Francisco'ya gelince ilk fark ettim. Evet, senle şey, sana sana şey. söyledim bunu. Evet. Arkadaşlar siz İstanbul'da Türkiye'de ne kadar Renault görüyorsanız işte Clio, Megane, burada o kadar Tesla var. Bu çok güzel bir analoji. Bunu kullanacağım. Biz biz de ilk geldiğimizde hep şey diyorduk. Ya Tesla bu kadar yaygın. Abi. Hadi çok normal. Burada diğerleri nasıl bu kadar gelmişler buraya Hı. gibi bir şey vardı ve dedik ki yani biz global bir şey yapmak istiyoruz. İlk günden itibaren Ben Hı. Zipcar'dayken de Selena Audi'deydi ve ikimizin de ana odağı hep global bir iş yapmaktı. Bunu biraz öne çektik. Buna etki eden birçok şey var yani bizim yatırım turumuzun yüzde sekseni global yatırımcıydı hı hı. Ee, ve yani bizim ilk günden itibaren en büyük hayalimizdi. Amerika spesifik olmasının sebebi Avrupa çok iyi bir pazar ama on farklı coğrafya yani hı hı. içerisinde bulunan dil, farklı diller farklı, farklı deneyimler ve EV deneyimi orada çok farklı. Ama Amerika çok tek bütün ve aslında istediğimiz bir pazar Yani çok hızlı büyüyen bir pazar. Destek de olunca bizi buraya itti aslında. Daha sonra hikayeler hep bir araya geldi. Yani Y Combinator oldu, yeni yatırımlar oldu. Bu kartopu biraz daha büyümeye başladı ama hep Amerika vardı bir yerde. E, ilk, i̇lk gelince yaptığınız şey ne oluyor abi peki? Bir Ortağınla birlikte geliyorsunuz değil evet, mi? Evet, benden önce geldi. Ha, öyle mi? Ben sonra geldim. Hı, -hı. E, Bizim teknoloji takımı hep Türkiye'deydi ve biz buraya hep operasyon olarak bakmıştık. İlk geldiğimizde ortağımın yaptığı şey sanırım bir buçuk iki ay boyunca elektrikli araba denemekti, o kü Aa. kültürü denemek, şarj ünitesine gidip insanlarla konuşmak, neden kullanıyorsun, hangi uygulamayı kullanıyorsun, ne kadar harcıyorsun, markalarla görüşüp burada nasıl bir deneyim var, siz ne yapıyorsunuz? Çünkü bizim galiba ilk baştan beri yaptığımız en güzel ve öğrendiğimiz en güzel şey talk to customer yani bu Kesinlikle. burada çok önemli bir kültür ve bizi de bayağı geliştirdi yani biz birçok Marka ile öyle görüştük. Helal olsun Selinay. Burada şey selam göndermek istedim. Evet evet. Ke Kesinlikle önemli şeylerden biri bu arada. İlk geldiğimiz günden beri galiba hala devam ediyor. Akabinde. Akabinde geldikten sonra tabii ki buradaki teknolojiyi falan anlamaya çalıştık. Modeli buraya geldikten sonra değiştiriyorsunuz. Evet, evet ha, modeli tamam. buraya geldik. Okay. Burada bir fragmentation devam ediyor yani hala dağınık bir pazar var, bir sürü marka var, şarj ünitesi ne ulaşmak isteyen kullanıcılar var. Ya en büyük olay şuydu bir kullanıcının Cep telefonunda minimum dört tane şarj ünitesi uygulaması var. Dört evet. tane kart var. 4 tane de subscription var. Çünkü range anxiety çok büyük bir şey EV kullanıcısı için. Hı. Ve biz bunu azaltmaya çalışıyoruz. Yani evet. ilk yaptığımız olay oydu. Ve bireysel'e gitmemizdeki en büyük sebep de ya bu deneyim var ama nasıl? Çünkü en çok o problemi onlar yaşıyor. Yani filolar çok büyük şirketlere sahipler ve Hı. onlar daha manageable bir şeyle gidiyorlar. Ama normal kullanıcılar bu konuda ne yaşıyor onu gördük aslında ve Evet Amerika'ya geldikten sonra büyük bir şey değişim yaşadık aslında. Değişim yaşamadaki en büyük rol kime ait sence? Bence Selinaya e ait Hı. çünkü onun başından beri şey çok iyiydi yani hasıl oluşu ve sürekli ilk günden itibaren biz dışarıya çıkalım biz Hı. dışarıya çıkalım ve bunu iki gücü birleştirdik. Ben teknoloji takımının hep Türkiye'de kalmasından yanaydım. Çok iyi bir iletişim var, çok iyi bir deneyim havuzu var ve çok kolay hiring yapabiliyoruz. Yani bu bizim için Hı. iyi bir skill. O da her zaman operasyonun yurt dışında olmasını sağlıyordu. E, galiba en büyük push'u ondan aldık diyebiliriz. Yani Hı -hı. ekibin genel motivasyonunda büyük bir enerjisi var. Biz pazar yerinden artık bir finans teknolojilerine geçelim mi? E, Orada oluyor? ben push ettim ve <laughs> Selinay'dan ilk tepkiyi Selinay'dan almıştım. Çünkü fintech olmak çok kolay bir şey değil. E, İki sebebi var. Birincisi çok regulatif bir pazar. Benim konuştuğum ana dilim değil İngilizce hmm. ve regülasyon hiç bilmediğim bir şey buraya ait. Birinci zorluğu bu. İkinci zorluğu belirli şartlar var. Türkiye'de nasıl bugün bir banka kurmak istiyorsanız birçok şart varsa Amerika'da da var. Oradaki en büyük şey, triki gördüğüm şey biz bir volüm oluşturmuştuk. Benim ana amacım bunu finansal teknolojilerle bir araya getirebilir miyiz fikriydi. Çünkü loyalty var, ödeme var, bütün yöntemler var. Biz birçok para veriyoruz ara aracılara, Stripe gibi diğer kullandığımız tool'lara. Biz bu parayı monetize edebilir miyiz? Aslında buna odaklanmıştık. Kart da benim tamamen işte Türkiye'de Papara, burada Revolut, N26'dan gördüğüm ve aslında olabilir. Çünkü Amerika'da çok fazla dikeyler var işte. Çocuklara özel kartlar, yaşlılara özel kartlar. Neden elektrikli arabaya olmasın? Çünkü sustainability bir şey var, tarafı Hı -hı. var Hı -hı. ve yeni bir pazar. Aslında tamamen fikirle ortaya çıkıp işte yine pazar araştırmasıyla, görüşmelerle, filolarla farklı şeylerle ortaya çıktı ama Gerçekten çok pushback aldım. Hem takımdan aldım çünkü teknolojisi de çok farklı. Ve Tabii. Hadi deyince değişecek bir şey değil. Ulan yaptık bu kadar evet, şimdi baştan evet. mı yapacağız? <laughs> Kesinlikle öyle oldu. Galiba bir 3 ay full fokus e, finansal teknolojilere odaklandık. E, ve yani bence iyi e hiringler de yaptık. Yani çok fazla e, farklı Amerika'dan, Türkiye'den e, finansal teknoloji alanında çalışan insanları ekib aldık. Kaç kişi Şu an 12 kişiyiz. 7 kişi productta, e, 5 kişi tamamen operasyon, customer success Hı -hı. dediğimiz alanda. Dediğim gibi teknoloji Türkiye'de e, ve burada operasyon var açı böyle de devam edecek. Şeyi çok az konuşuyoruz gibi hissediyorum Ferhat ya. Y Combinator'a e, katılan Türkleri ve oradaki deneyimi. E, Okey çok da fazla Türk tabii ki girişim katılmıyor. Sizi biliyorum, kamyonu biliyorum. E, zamanında sanırım Umur, Umur Çubukçu'nun evet. sitesi da de katılıyor değil evet. mi? Evet Umur 2010 zamanı yani böyle çok tat evet, bir zaman. Eskiden, Aynen çok çok eski. Umur bizim bu batch'teki partnerlerimizden birisi. Çok Aha. iyi denk gelme. Bu, ya bu seride Umur da var bu ha. arada. Süper Aha. olmuş. Çünkü bence hikayesi çok enteresan ve YC'deki geliş amacı da çok farklı. Geçen biz Umur'la bir yemek düzenledik Türkler için. Hmm. Bir hesap yaptık. Şu an YC'de 8 Türk var. Hmm. 80 milyon insanız. Dünya nüfusunun %1'i falan böyle. Binde biri. Biz de şu an YC'de yüzde biri oluşturuyoruz evet. normal. Ya böyle çok ütopik bir şey değil aslında. Çok doğal bir şey. Ben bu batch aslında kişisel olarak da hep yani daha çok Türk'ün olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şey evet çok kalabalık değiliz. Full Türk bir takım bir yani kurucu ortakları bir biz varız bir, bir startup daha var. Genellikle hep co-founder'lar var. Hı -hı. International. Ee, ama evet şey giderek sayı artıyor. Önceden daha farklı startuplar da gelmiş git, gitmiş e, YC'ye ama YC bambaşka bir deneyimdi yani. Anlatsana deneyimi, süreci, <laughs> o, o orada çıktığı senin için. Ya galiba kişisel olarak başlayayım. Benim e, YC öncesi ve sonrası diyorum. Ha okay. O İ kadar. Evet iki sebebi var. E, bir hayatımda hiç görmediğim bir komüniti. Ama böyle şey değil. E, hikaye bir komüniti değil. Yani sadece var olmak için var olmuyor çok birbirine bağlı. Yani siz bir akşam e, Brian Chesky ile konuşabiliyorsunuz. <laughs> Diğer akşam Henry K. ile konuşabiliyorsunuz Brian Ya bu şey gibi değil ama bu konuşma. Yani sadece a, Airbnb nasıl değil. AI da konuşuyoruz. EV charging de konuşuyoruz. Problemleri de konuşuyoruz. Dün ne oldu bugün ne olduğu da konuşabiliyoruz. Bu bence çok önemli. Geriten gibi çok eskiden beri YC'de olan isimlerle Paul Graham'le akşam yemeği yiyebiliyoruz. Ya yani bunların hepsi sadece şey görüşmek için değil. Ee, bu komünite en büyük şeyi, zaten onların en büyük approach'u da hep founder komüniti. Yani hmm. geçen veriler açıklandı, VC'ye girenlerin %60'ın hiçbir fikri yok. Evet yani Çünkü doğru. sadece founder'a bet ediyor. O kadar belli ki yani hmm. founder içeride istediğini yapsın ve hep hiçbir komünite de görmedim. Gir pivot et fokusu. Yani <laughs> ne yapıyorsan ya pivot et yani hiç önemli değil. Ee, bu bence çok önemli bir hikaye ve bizi de çok destekledi yani biz raise edip girmiştik. Bizim için çok expensive bir dealdı VC. Ama YC'nin kattıklarını şu an gerçekten şey, kişisel olarak da e, görüyorum kendimde. Çünkü iyi bir lider yaratıyor ve iyi bir lidere fokuslanıyor. Hmm. E, i̇yi bir komünite yaratıyor founderlarla. E, bunların ikisi de beni ben yapan ve ileride iyi bir network kurmamı sağlayacak şeylerden birisi. E, peki şeyi var mı? Böyle bir kriteri var mı sence? De? Senin gözlemlediğin herkesteki ortak özellik ne katılanların? Senin becindeyen yani senin... ...döneminde? Bence bu batch'te... ...domain ekspertize yatırım yaptılar. Hmm. Yani daha önce bu alanda... ...çalışmış olmana baktılar. Hmm. Ee, Gördüğüm çünkü bütün... ...girişimciler daha önce 4-5 senelik... ...deneyime sahiptiler. Yaş ortalaması... ...biraz yüksek bu batch'te. Çünkü deneyin fokus olduğu için. Hmm. Ee, ve bu batch'te ilginç bir şekilde... ...B2B fokusları vardı. Yani... ...bu çok göze görülür bir şeydi. Yani... ...B2C çok az startup vardı. Bunun iki sebebi olabilir. post korona. B2C çok zor bir pazar. Kesinlikle. B2B'de de AI çok vardı. Çünkü çok yeni bir pazar. YC'de gördüğüm en büyük şey... Hot Topic'lere yatırım yapmıyor. Yani <laughs> böyle çok çok işte... AI yatırımı, benzer. AI yatırımı onun için çok şey böyle... Sadece chat GPT için değil... Daha çok deep tech Aha. girmek çalışıyor. Bio çok vardı. Yani genel söyleyebileceğim şey... Founder'a bet etmişler yine. Çünkü %60'ının fikri yok. Yani ya şöyle söyleyeyim Umut. Çok garip değil. Bir... Hiçbir fikri bilmiyor. 10 dakika görüşüyorsun. Bu arada... O kadar ilginç bir süreç var ki formu dolduruyorsun. 10 dakika görüşüyorlar ve ardından seni arıyor diyor ki 6 saat içinde karar vermen lazım. <laughs> ve 6 saat sonra deal'ı imzalayıp parayı wire ediyor. Yani hiçbir şey için beklemiyor bunun için. Ve bu deal çok simple ve bunu bütün fundraising'ine uygula diyor. Yani bizim bir önceki fundraising süreci 2 3 ay sürmüştü yani. Tabii Gerçek ki. olmak Normali 5 6 ay yani. Yani en en minimum bu zaten. Bu tur bize dedi ki bir deadline belirle Ferhat. Çünkü sen bir öncekinde bir hata yapmışsın. Çok uzun bir süreç bu. Hı -hı. Ve ben bir ayda turu kapatmayı hedefleyerek başladım ve o momentumu görebiliyorum yani. O gerçekten o efekti yaratabiliyorsun. Güzel de bir şey de o deneyim de açıkçası farklı bir deneyimdi. Bilmeyenler için eee Y Combinator'ın şeyine sistem yani ...anlaşmayı anlatabilir misin? Sana yatırım yapıyorlar mı? Ne, yatıyor, yapıyorlarsa ne kadar hisse alıyorlar? Ne kadar e, bu eğitim dediğimiz süreç devam ediyor? Ne kadar eğitim sonrası seni hani, e, ...dönem bittikten, mezun olduktan sonra ilişkin kalıyor? Şöyle içeride bir şey yok, müfredat yok. Hı -hı. Bu çok güzel bir şey. Yani ben Türkiye'de de Accelerator'a katılmıştım. Bir müfredat olması bir startup için bir kaos. Yani çünkü herkes aynı yoldan geçmiyor. Bu birinci en güzel şeydi. Ben de çünkü girerken şey diye bakıyordum. İlk hafta tanıştık. Ha haftaya ne var? Business model mi öğrenci? Ha, o kadar buna kafamı şey yapmışım ki, dikmişim ki... ...bir müfredat yok. E, i̇ki haftada bir community ile bir araya geliyorsunuz. O community içerisinde işte e, alumni'ler geliyor. Brancheskiler, öbürleri. Herkes her batch'ten isimleri getiriyorlar. Dikkat ettikleri en önemli şey o batchteki dağılıma göre isimler getiriyorlar. Yani fintech fokus bir batch ise fintech'ten Hı. daha çok, deep tech ise deep ee, Onları bir araya getiriyor ve partnerin en büyük amaç, amacı bizim beş tane partnerimiz vardı. Getirdiği konukla da istediği startupları böyle bir araya getirip onları konuşturmak ve ortaya bir şeyler çıkmasını sağlamak. Deal'ın rakamlarını çok net hatırlamıyorum ama şey olarak hatırlıyorum. İlk bir yatırım yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 175 bin dolar. Bunu sadece e, şey %7 alıyor. Hı Diğer şeyde 375 bin doları da MFN dediğimiz uncapped koyuyor. Yani sen yapacağın ilk turda o değerlemeyle giriyor. Ve o parayı ama en başından beri veriyor yani. Hı hı. 500 bin dolar toplam yanlış hatırlamıyorsam. Bu parayı day one veriyor. Ee, ve şey batch başlıyor. Batch e, 3,5-4 ay sürüyor. 2 haftada bir founderlarla bir araya geliyorsunuz. Hem kendi batchinizden founderlarla hem de alumni'larla. 2 e, haftada bir e, grup ofis var. Yani partnerlerle beraber konuşuyorsunuz partnerler de senin bulunduğun batch'teki yani bulunduğun gruptaki şeylere göre dağılıyor yani Deep Tech'le umurla görüşüyor diyorum. İşte daha Software Tech'le Aaron'la görüşüyor. Bizden böyle farklı farklı sistemler yapmışlar ama her partnerle de görüşebiliyorsun yani grup ofisi ağı alabiliyorsun. 4 ayın sonunda program bitiyor. Yani bu şu demek oluyor. Bundan sonraki proseste sadece YC takipçi oluyor hı hı. ve belirli event'ler sürekli düzenli event'ler yapıyor grup ofisar yapabiliyorsunuz. Yani partnerler full free zaten istediğinizde konuşabiliyorsunuz. genel böyle yatırım sürecinde bir investor introsu yok. Asla Vice'nin öyle bir misyonu da yok. Ben buna Hı -hı. da şaşırmışım. Çünkü buna gerek duymuyor bu arada. Çünkü bir demo day İstim yapıyor. Mi yetiyor acaba o e yüzden mi? Ya şöyle görüyorum. Bir demo day yapıyor Hı -hı. ve demo day'de sadece bir dakika sunum yapıyorsun ve 3000 tane investor var. Ne yani diyorsun bizim, ya? Bizim online herhalde o zaman. Evet, evet online ha. live oluyor. E demo day'den sonra Aa, biz doğru, ya, tabii. 120 tane inbound aldık ve <laughs> çok hot topic investor. Çünkü ihtiyaç duymuyor bu intro'ya. Diyor ki seni ben zaten bir araya getireceğim ve senin bir YC efektin var. Ben şey gibi görüyorum. hatta VC de kendini öyle konumlu. Stanford'dan mezun olmak neyse. Bence YC'den mezun olmak öyle bir şey. Kesin öyle bir şeydir yani, bu arada. Acceptance rate'i yani değerlendirirken gerite, geriten şey dedi ya. Stanford'ın 1.8 bizim 1.4. yani <laughs> kıyaslama şeyleri çok benzer. Ve bence bir okul gibi zaten. Herkes öyle görüyor. Paul Graham'da kurarken hep Okul gibi yaklaşmış duruma. Senin son turda e, bu bahsettiğin demo da, demo sayesinde mi kapatıyorsunuz? Evet evet. Kapatıyorsun? evet, evet. Ya bizim ha, hiç aklımızda yoktu, bizim paramız da vardı, bizim partnerler konuştuktan sonra bence siz yapın hızlıca bir Series A'ya gitmeden toplarsınız momentumu dediler ve gerçekten öyle oldu. Ne yapacaksınız daha peki, parayla? Ya bu tur tamamen Series A'ya odaklanıyoruz ve hazır yaptığımız ürünü kopyala yapıştır bulunduğumuz bütün coğrafyada, Amerika'daki bütün hmm. eyaletlerde uygulamak ana hedefimiz. Şu an sadece. Kaliforniya'da ee, mı var? Ya Aslında Kaliforniya fokus değil. Bütün şarj ünitelerini kullanabiliyorlar ama biz tabii ki de küçük bir takım olduğumuz için belirli coğrafyalardan Hı -hı. müşteriler aldık. Ana hedefimiz yıl sonuna kadar 35 tane fleet kapatmak 10 bin araçla. Ee, Series A'ya gitmek olacak. Seneye 2024 ilk çeyrek Series A olur. Bir dakika çok hızlı söyledin anlamaya çalışıyorum. Şimdi şu an kaç eyalettesin, kaç filo var ve kaç kişi kullanıyor? Ve sen Serie A'ya giderken yani sonraki e, zıplama turunda ne olsun istiyorsun? Bu Süper. rakamların. Şimdi şu an bütün şarj ünitelerini Amerika'daki bütün şarj ünitelerini kullanıcılar kullanabiliyor. Tamam. Bu en, en büyük yaptığımız şey. Amerika'nın %60'ını kabul ediyor. Kullanabiliyor ne demek? Benim bir elektrikli aracım var Aha. ve bir tane de Blue. Dot Burla. kartım var. Şu an Amerika'nın hangi eyaletine gidersem gideyim ben o şarj ünitesini bulabiliyorum, evet. gidebiliyorum ve bu kartla ödeme yapıyorum. Çok doğru. Bu tamam zaten. Bu tamam. Ha. Okay. Yapılan şey filolar farklı coğrafyalarda Boston'da var, San Francisco'da var. New York'ta var. Filoların dikeyleri var. Biz şu an üç dikey odaklıyız. Birincisi Hı -hı. dikey rental dikey, yani araç kiralama şirketleriyle çalışıyoruz. Tabii. İkinci dikey daha çok delivery, um, post servis yapan işte USPS, eBay gibi Hı -hı. diğer Hı -hı. markalar ya yani daha çok delivery odaklananlar. Üçüncü dikey de employee car dediğimiz işte pharma kampanyalar, eczane deposu evet. yönetenler, işte Johnson Johnsonlar, şirket Genentler. arabası. Yani. Evet şirket şirket arabası na evet. odaklanıyoruz. Bu üçü. En genel hedefimiz in-city dediğimiz yani şehir içinde dolaşan arabalar odaklanmak. Şehirler arası bizim bir fokusumuz yok. Hı hı. Bunun iki sebebi var. Bir zaten şehir içinde çok büyük bir kilometre yapıyorlar ve şehir içinde şarj ünitesi deneyimi daha bizim odaklandığımız bir şey. Hı hı. Genel filo yapısında da şu an 50 aracı olan da var, 500 aracı olan da var. Bu turun ana amacı ürünü artık self-serve bir hale getirmek ve 50'den az aracın mı var? Sen gir web sitesinden bütün deneyimi sen tasarla, kendin yap bize hiç ihtiyacı yok. Sen sadece subscription'ını ver. Hı -hı. İşte komisyonunu ver ve devam, devam et. Sofistike hale getireceğimiz yeni şeyler var. İşte routing optimization ekleyeceğiz. Ee, farklı insurance gibi farklı after sales dediğimiz Hı -hı. kanalları içeriye ekliyor olacağız. Bunun en büyük artısı finansal teknoloji olmamız. Çünkü finans bir kart olunca İstediğin her yerde kullanabiliyorsun bu Değil kartı. Ya yani en büyük avantajı e bu. ben Starbucks'ta da kullanacak mıyım? Ben neden Blue Dot kartını başka yerlerde de kullanmak isteyeyim? Süper. Bizim şu an filolarda odaklandığımız şey e, araba ile ilgili yani auto related dediğimiz Hı -hı. sigorta, leasing, e, araç yıkama, parking Hı -hı. gibi sadece araçla ilgili ödemeler şu an ana dikeyimizde, Hı -hı. fokusumuzda. Bu kartla kullanmanın en büyük şey tek bir dashboard'tan bütün süreci yönetebiliyorsun. Yani hı hı. hangi araca insuranceını ödedin, hangi araç kar park etti ve ne kadar ödedi gibi bütün o yapıyı tek bir dashboard'tan görmek ana nokta. İkinci bir çok önemli bir şey onlar evet, için. Çünkü Filo'da da düşünsen 50 tane aracın var. Örnekle gidelim. Cruise bize geldi iki hafta önce. Aha. Cruise burada görüyoruz 500 tane, tabii, tabii. 1000 tane otonom aracı var ve Cruise diyor ki benim her bir driver'ımın cebinde 4 tane app, 4 tane kart ve bunu yönetmek için 3 tane dashboard kullanıyorum. Evet. O kadar net bir problem ki bizim Tabii ki. çözdüğümüz ve çok odaklandığımız. Onların hepsini bırak. Çünkü tek bir driver app var. Tek bir dashboard var. Ve sen bütün o süreci yönet. Hı -hı. Yani hiçbir şey ihtiyacın kalmasın. He Eklemek istediğimiz hayaller var. Payroll gibi. Çünkü Hı -hı. bu çok ilginç bir şey. Burada filo driverları biraz farklı ödeme yöntemleriyle çalışıyor. Yani saatlik çalışan var. Gittiği kilometre başına çalışan var. Hı -hı. Biz datayı arabadan ve şarj ünitesinden aldığımız için... ...daha fazla... Ee, ...bu tür şeylere odaklanıyor olacağız. Çok iyi. Ee, şey düşündürüyor bana... ...bu... ...dünyada ilk defa yapılan bir şey ya... ...haliyle insan ve çok fazla... ...insana anlatıyorsun. Anlatırken... E, ...zorlanılıyor mu... ...ya da nasıl kolaylıklar var? Mesela... ...şu an yaptığınız işi... ...petrol, e, işte benzinli... ...arabalarda yapan var mı onlardan örnek verebiliyor musunuz? Çünkü orada başarılı bir iş varsa eğer eminim ki size olumlu anlamda e, reflekt ediyordur. Kesinlikle. Biz şey kullanıyoruz X4X'i. Çünkü biz Aha. vax for EV Drivers diyoruz. Vax yani. dediğin şey Buranın mi? en büyük public kampanisi ve sadece gaz kartlarına odaklı. Ha. Aynı şey gaz için yapıyor, fuel için yapıyor. yani Petrol benzin. için yapıyor, benzin için yapıyor. Aha. O kartı alıyor filolar, arabalara koyuyorlar ve driverler istediği gibi onu kullanabiliyor aslında. Biz de onun EV driver focuses şu an. Şeyi bitirmedin diye anlıyorum ama ne yapacaksınız bu parayla kısmını? Okay. Bütün eyaletlerde Amerika'daki olacaksınız. Filolarda, XYZ'lerde. Devamı var mı bunun? Product sofistiki hale gelecek. Hı. İki hiring olacak büyük ihtimalle. Takımı böyle 14-15 kişiye getireceğiz. Bizim için iyi bir şey. Küçük Şu an bir takım. zaten aynen. Aynen öyle. daha fazlasına da gerek evet, yok. Bir de international bir takım. Yani bunu çok kolay kültürleri bir araya getirmek çok kolay değil. Biraz buna fokuslanacağız Hı. hatta. Ana odamız ürünü sofistiki hale getirmek. self hale getirmek. 35 filo 10 bin araç. Ana Hah. metriklerimiz aslında. Bunu, tamam hatırladım ilk şey. Evet. 35 filo 10 bin araç. Evet. Peki bu olunca yani e, anladığım kadarıyla zaten siz filolara bir servis sattığınız yani. için para kazanıyorsunuz. 10 bin araç olunca yani or, oradaki metrin senin için geliri dönen tarafı ne? Aslında kilit şey Srize için 1 milyon ARR yapmak. Bizim aslında bizim o kilidi açan şey olacak yani 35 ile 10 bin araç 1 milyon kilidini açacak. Sizde GNB önem, önemli evet. bir şey mi? Ha tamam okay. Yani bizim için içeride döndürdüğümüz volüm çok kritik. Dediğim gibi 3 ayda 750 bin dolar çevirdik hmm. ve %40 büyüyor haftada. 1 milyon o zaman hiç şey hiç 1 hiç, e milyon revenue tarafı. Ha <laughs> pardon. Okay. GMV tarafı zaten en az 10-15 kat olması lazım. Revenue söylüyor musun şu an? Şu an için söylemiyoruz ama şey <laughs> yani %50-%40 büyüyoruz çok. Re tıpkı şeyde büyüdüğümüz gibi hızlı büyüyoruz o tarafta da. Peki tur hakkında bir bilgi vermek istiyorsun öncekiler veya şu, şu anki halinde. Bir önceki turu e, zaten duyurmuştuk. YC Porsche, Axe Springer, Ford, Tech Nexus gibi çok ya. markalar girdi. Valla çok iyiler. Evet, ya güzel bir başlangıç oldu. Kötü evet. değildi. bu tur çok çok iyi isimler var. <laughs> Türkiye Türkiye'ye ilk kez yani Türk startuplarına, Türk girişimcilerine ilk kez yatırım yapanlar var büyükler var güzel. İsim böyle çok net daha açıklanmadığı için söyleyemiyorum ama büyük ihtimal ilk swipe duyuruyor oluruz. Eyvallah yani. Evet, hiç gerek yok. Teşekkür ederiz. Tabii evet. ses yayınlarınız da ilk milki önemli değil. Bana biraz Amerika'dan bahsetsene ya. Yani. Çünkü şu an dünya çok garip bir zamanında ya. Zaten o resesyonlardan falan zaten bahsetmiyorum ama e özellikle Türkiye'deki bütün insanlar çünkü gençler benim yaşıtlarım... kaçacak yer arıyorlar ya. Bunu sana bunu çok üzülerek söylüyorum bu arada şu an ama bu bir gerçek ve mutlaka alternatif arıyorlar kendilerine ve bizim şöyle bir görüşümüz var. Neresi olsa Türkiye'den iyidir ve çok iyi düşünmüyoruz gibi geliyor bana e, nereye nasıl ne şekilde ve ne kadar süreliğine gideceğimizi e, ve birçok arkadaşımız teknoloji işiyle de uğraştığı için San Francisco çok gözde yerlerden biri. Amerika San Francisco nasıl? Gel, gelince neyi fark ediyorsun? Ne seni zorluyor? Ne seni e, geleceğe dair daha umutlu ediyor? Bana bundan biraz bahsetsene. Gaba ben gelirken hiç böyle kaçmak gibi değil. Benim ilk gelişim amacım bir amaç var ve bir hedefe ya, tabii, tabii. doğru gidiyorum. Bu güzel bir şey de. Kaçmak öyle süper kaçmak gibi düşünmüyorum. Hani eee buna gitmek Gitme. yine Aynen. bir amaç uğruna da gitmek evet, olabilir. Evet. Ya buraya gelme amacım tabii ki de iyi bir iş yapmak yani. Biz burada birçok hikaye duyuyoruz Türk girişimcilerden. Bunu sayısını artırmak. Bir çok ufak bir anekd anekdot vereceğim içeriye. Geçen bir yatırımcıyla görüşüyoruz. Ve yatırımcı toplantının birinde çok büyük bir yatırımcı. Bir yerinde dedi ki ya dedi ben hiç Türk girişimci bilmiyorum başarılı. Aa. Ve ben böyle şey oldum. E, ne? Getiriyor dedi e, karbonfa. Ne falan. dedim. Sonra dedim ki A, Eren var dedim. Eren Bali belki biliyorsun. Ha bir onu duymuştum dedi. Yani bana verdiği örnek İsrail'de çok fazla var. O kadar şey örnekler var ki. Bence Türkiye'nin girişimcisi çok iyi. Çok Hı -hı. iyi girişimciler var ama bilinmiyor. Hı -hı. Ve belki de global olmadıkları için bu problem ortaya çıkıyor aslında bizim benim ilk gelirkenki de ana hedefim global bir iş yapmaktı yani buraya gelirken bütün girişimcilerin ana hedefi her zaman o olması lazım yani burası sadece şey e, hayali bir dünya için veya a, startup ekosistemi değil burada çok çabuk e, yorulabiliyorsunuz e, Tabii ki canım. ve burası çok affetmiyor yani Hı. sana örnekler veriyorum. YC'ye giriyorsun yüzde AI yapıyor onun hepsini yaşaması mümkün değil ve Paul Graham diyor ki yani zaten yaşayacağını yaşamayacağını biliyoruz yani e, bu tabii genel ki. bir şey. 199 bir diye bir statistik var. Yani, yani bu net bir şey. Gelirken hep oydu ve gerçekten investor'dan da duyunca ya evet gerçekten çok iyi girişimciler ve startupları var ama çok yerel ve çok lokal işler dönüyor. Bu yüzden medyaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Yeah. Bu, bu bir gerçek bu arada. Bence bu çok büyük bir şey. point. Çünkü duyurmak ve bunu daha çok ön plana çıkarmak iyisini de kötüsünü de. Kesinlikle. Çok iyi hikayeler de var. Çok Beslemek kötü hikayeler zorundasın. de var. Sen nasıl bu yatırımcını çok veya potansiyel yatırımcını her ay raporlarla, gelişmelerle besliyorsan medyayı ve kamuoyunu medya sadece ben bir medya şirketim bana söyleyeceksin diye söylemiyorum. Bizim en büyük e, olayımız, en büyük gücümüz kamuoyuna sunabilmek bunu. Yani ya milyonlarca bence, insandan bahsediyorum. Kesinlikle. Ya ve bence etki yapan işlerin yani bunu söylerken dikkat etmek gerekebilir mi bilmiyorum ama etki yapan bir iş olması çok kritik. Yani hmm. kopya bence bu son iki buçuk üç senenin gördüğüm en büyük şeyi kolay kopyalama üzerine herkes fokus olmuş. Bu yatırımcıda da, da girişimcide. Bir iş varsa kolay kopyalanmayacak. Çünkü gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve bu büyük bir fırsat hı hı. bir girişimci için. Yani Open AI'ları konuşuyoruz vesaire. Çünkü bu bir geçiş süreci. Buraya gelirken de ben hep kafamda ya bu işi burada yaparsam etki edecek mi? Yani bir yere dokunabilecek miyim yoksa Denize de taşa mı atacağım? Çünkü 300 milyon insan yaşıyor yani denize taşa da atabilirsin. Hı hı. Kullanılır gerçekten çünkü 300 milyon farklı insan. Kesinlikle. Ama bu etki yaratacak mı yani? İkinci konuda e, etki ile beraber ben buradan ne kadar iyi olabileceğim? Hı hı. Çünkü burada binlerce girişimci var yani diyorum ya aynı batchte aynı işi yapan 10 tane startup var. Ama bunu bir kişi kurtarıyor <laughs> lider. Bence en büyük en büyük point oydu e, ve gelirken şuna kendim hazırlamıştım farklı bir kültür hı hı. E, çünkü gerçekten çok farklı bir kültür. Yani ben Almanya'da da yaşadığım farklı ülkeleri de gezdim hı hı. ama Amerika ciddi anlamda farklı bir kültür. Çünkü startup'ın do do doğduğu bir yer. Evet. ilerlediği bir yer. Düşünsene akşam seninle konuşmuştuk ya yani kruza biniyorum ve diyorum ki ya böyle bir bilim kurgu olamaz. Yani <laughs> biniyorum ve beni, beni bir araba götürüyor bir yere, bir yerden bir yere bunu burada yapıyorlar. Neden evet. burada yapıyorlar? Yani Buranın taşında, toprağında bir şey yok ya. Sosyal bir devlet değil yani böyle <laughs> bizim farklı düşündüğümüz şeyler burada yok aslında. Daha hmm. da zor noktalar var. Para hiçbir çözüm değil. Mesela ben gelirken hep onu düşünüyorum ya. Para bulmak yeter asla yetmeyen ve bence bir yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişki için de çok kritik bir nokta. Hmm. Çünkü sürekli para alarak büyüyemeyeceğin bir noktaya geldiğinde. Kötü hikayeler çok fazla var. Aynen öyle. Yani ve bu kötü hikayeler mesela bu son 2-3 senedir artıyor. Ve yatırımcılar bu konuda çok daha dikkat ediyor. Yani eskiden gelir iyi bir pointken artık diyor ki hem geliri olsun hem iyi bir girişimci olsun ki ikisini birlikte yönetebilsin. Yani bir süreç olsun. Hmm. Ee, ama şey galiba kültür çok challenge ediyor. Yani ben geçen senelerle konuşuyoruz. Yemek mesela. Benim, <laughs> benim babam şef. Yani <laughs> ve benim için yemek yemek büyük bir eylem. Ya ben Urfalıyım yani hani benim için et de çok önemli. Buraya geldiğimde birkaç ay çok zorlanmıştım. Birkaç gündür buradayım evet. daha ve hamburger yedim ya sadece. Ve ve aradım. Çeşit çeşit yiyebilirsin. Onu ama yani aradım, aynı. <laughs> başka bir şey aradım yani evet. daha güzel yiyebileceğim. Ve bulamadım ya. Yani belki benim belki zamanım yoktur ya Çok benim kültür bilim... var. Bu arada o çok güzel. Ya yani mesela ben hiç Çinli, Tayvanlı ya yani Türkiye'de çok yediğim bir şey değil ve o erişilebilir değil Türkiye Hı -hı. için. Burada çok şey denedim yani. Benim için iyi mutfaklar, kötü mutfaklar. Yiyebileceğim şeyler, ye zehirlendim de. Yani birçok şey yaşadım. E, güzel bir şeydi. yani. Tabii ki de sosyal devlet olmayışı da iyi bir challenge bu arada. Yani o kadar alışmışız ki bazı şeyler. Ya ben iki kez hastaneye gittim. Benim için süreç çok komikti yani. Abi, çok bilmediğim kesinlikle. bir deneyim. Ama şey hepsi kolay çözülüyor. Şimdi bu kadar fazla insan, bu kadar yeni teknolojiler burada denenirken e, ve acımasız olan bir yerde kompleks oluyor mu ya Ferhat? Hani ...ben yapabilecek miyim? İyi gidiyor muyum? Vesaire. Başkası nasıl? Bu, 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 bu. yani bu kişiden kişiye değişen bir şey... Illaki, bence ama. olmuyor demek... ...yalan Yalan olur, olur değil mi? Ve yani Her herhangi bir yerde yalan yani olur. Yani çarptığın... ...bence herhangi bir yerde burası ütopik... ...şu girişimci çok. Çok ütopik. Yani... ...kolunu çarptığının, senin işini yapma... ...oranı yüksek olan başka bir ülke... ...çok zordur. Bir de girişimci olma oranı... ...çok daha zordur. Yani ikisini... ...ortak noktada tutmak... ...kritik. Kendimi... Bunu hep şey diye konuşuyorum yani. Bu girişimci bunu nasıl yapmış? Nasıl öğrenmek benim için kritik bir nokta. Bunu ben nasıl yapabilirim yani? Benim için her, benim için 5'te uyanmak Bill Gates yapıyor diye benim için mantıklı olmayabilir. <laughs> yani bunu ben hayatıma nasıl entegre edebilirim buna bakıyorum. E bir de tabii ki de bence iki ya yani bizim iki ülke var ve iki kültür var. Onu bir araya getirme şeylerine çok bakıyor. Yani çok iyi hikayeler var İşte Kaan var, e, Udemy'den Eren var. Bunların ikisi iki şirket mesela hem Türk hem global. Bunlar buna beni geliştiren şeyler ve %100. burada o kompleksi biraz daha şeyle aşıyorum. İyi örneklerle aşıyorum. Çok teşekkür ederim abi gelip anlattığın için. Ben teşekkür ederim. Ve buradaki yardımların için de teşekkür ederim. Hani burada her şeyi sana sorduğum <laughs> farkındayım. Her zaman. Umarım bir gün swipe line'ı da burada görüyoruz konuştuk bazı şeyler. İnşallah diyelim ya. Var güzel yani gerekiyor bence. <laughs> güzel bir pazar öyle bir ve şey. heyecanlı bir pazar girişimizle. Çok teşekkürler izleyip dinlediğiniz için. Ya Ferhat gibi harika insanlar gelmeye devam edecek bu programa. Hatta güzel sürprizler de var diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.